Çünkü bizim için güzel bir an var şu anda. Bir muhabirimiz çok değer verdiğimiz bir haber nedeniyle çok önemli bir kurumdan ödül alıyor. Kaçırmayalım tam şu anda. Tamam. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun, söz sizde. Öncelikle Halk Evleri'nin 89. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Bizleri de bu ödüle layık gördükleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Aslında haberimizde de gördüğümüz gibi az önce Nazlı'nın da söylediği gibi pandemiden beri, pandeminin başlangıcından beri böylesi görüntülere çok sık rastlıyoruz. Gittiğimiz her haberde, neredeyse her vatandaşla konuştuğumuzda bir problemini dinliyoruz, bir derdini dinliyoruz. Pandeminin başından beri böyle zorlu bir süreci yaşıyor vatandaş, özellikle ekonomik zorlukları yaşıyor ve biz her gittiğimiz yerde bu açız sesini çok sık duyuyoruz. Az önce Nazlı çok güzel bir şey söyledi. Biz yaptığımız her haberde bir kez daha bu görüntülerin oluşmasını istemiyoruz dedi. Bu görüntüler çıkmasın diye haber yapıyoruz dedi. Kesinlikle öyle. Gazeteciliği de bu yüzden yapıyoruz. Bu görüntüler bir kez daha olmasın diye bu sesi, vatandaşın bu sesini bir kez daha en yüksek nasıl duyururuz diye bunun uğraşını veriyoruz. Bu yüzden de bir kez daha sizler aracılığıyla da kameraman arkadaşım Boğaçan Özer'e de teşekkür ediyorum. Çünkü bu görüntüler sırasında oradaki ekmek izdihamını o kalabalığın ortasında çekmiş oldu. Bir kez daha sizler adına da hem kameraman arkadaşıma da teşekkür etmiş olayım. Halk Evleri'nin bu seneki sloganı dayanışma yaşatır, dayanışma iyileştirir. Aslında bu döneme ne kadar da uygun bir söz. Pandemi sürecini ancak böyle dayanışmayla ve ancak bu şekilde dayanışmayla atlatabiliyoruz ne yazık ki. Ve bir kez daha bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için Halk TV ailesi olarak teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hem Gül Gündüz'e hem Boğaçan'a. Bu haberleri görünür kılmak, zaten bunları tekrar görmek istemiyorsak, bu şeyleri görmek istemiyorsak en çok yapılması gereken şey bunları görünür kılmak. O yüzden iyi ki varsınız, çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Efendim, pandemi döneminde törenler de böyle çevrim içi ortamda gerçekleşiyor. Halk Evleri Basın Sanat ve Dayanışma ödülleriydi bunlar ve muhabirimiz Gül Gündüz ödüle değer görüldü. Hangi haberiyle bir haberini de izleyelim. Arkadaşlar. Araba geliyor. Şuraya geçin arkadaşlar. Ben küçük kuruğa düzülüyorum. Emekliler, asgari ücretliler, ev kadınları, engelliler, çoluk çocuk, herkes kuyrukta. Burası İstanbul, Sancaktepe. Uzun kuyruklar iki tane ücretsiz halk ekmek alabilmek için. Görüntüler yoksul semtlerden biri olan Sancaktepe'nin ayrı mahallelerinden. Bu uzayıp giden kuyruklar mahalleye gelen ücretsiz halk ekmek kuyruğundan. Burası Sancaktepe Emek Mahallesi. Saatler 8'i gösteriyor. Mahallelere günün belli saatlerinde mobil araçlar geliyor. Herkese ikişer tane ücretsiz halk ekmek veriyor. En azından iki ekmek, iki buçuk TL cebimizde kalıyor. Başka ihtiyacımızı karşılıyoruz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah razı olsun. Küçücük bebeği bıraktık, gelip ekmek almaya geliyoruz. Geçim zor yani, o yönden gelmek zorunda kalıyor. Zor olmasa zaten buraya hiç gelmezdik. Buraya hiç işimiz olmazdı zaten. Kuyruklar farklı yerlerden olsa da hikaye aynı, ekmek kavgası. Bu fotoğraf AKP'nin Türkiye'yi getirdiği son nokta fotoğrafıdır. Yani yoksulluğun resmidir. İlçenin bazı mahallelerine ekmek götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek yöneticisi Özgen Nama böyle yorumluyor. Saatlerce gelip sabah saat 6'dan 8'e kadar ekmek gelecek diye 2 saat bekleyenler var. Bunun tek bir anlamı var. Derin bir yoksulluk. Burası Sancaktepe Osman Gazi Mahallesi, saatler 1'i gösteriyor. Vatandaşsa ücretsiz ekmek kuyruğunda. Herkes birbirine giriyor diyor. Sıra gir, kimse görevleri dinlemiyor. Ablacığım, bu adam insanlar rahat olsa niye 1 milyon için burada beklesin? Bir ekmek 1 milyon. Evet, geniş bir kapsamda ele aldı muhabirimiz bu haberi ve ödüle değer görüldü. Haberin daha da devamı var. Teşekkür ediyoruz Halk Evleri'ne de bu ödülle ilgili olarak.
Şimdi tabii ki bu haberler çok sık yapılıyor Halk TV haber merkezinde, ana haber bülteninde, diğer haber bültenlerinde gün boyu. Çünkü aslında mesele bunun biraz nasıl örtüleceği ile ilgili olarak. Yani bu çok fazla öne çıkmasın, bunlar çok fazla konuşulmasın. Ama sakın yanlış anlamayın, hani konuştuğumuz konulara suni gündem demek istemiyorum. Ama şu iktidarın tercihidir. Bu meselelerin sabah akşam haber kanallarında konuşulmamasını istemek muhtemelen iktidarın tercihidir ve kendi bakış açısından akılcı bir. Uzaydan bakıldığında öyle gözüküyor. Öyle görünüyor. Ama sonuçta biz bunları konuşuyoruz ama dediğim gibi asla konuştuğumuz konulara suni gündem diye bakmıyoruz. Bitirmemiştiniz Salim Bey, onu bitirin. Evet.